Günaydın Nazancığım. Günaydın Şükrücüğüm. Kolay gelsin. Tostu yapacak mısın? Kim yiyecek tostu Şükrücüğüm? İyi. Oğlun gitti ya, aç kalırız artık. Şakanın sırası değil. Zaten bütün gece uykularım kaçıyor. Temelli gitmiş gibi konuşma. Belki de sahiden gelmez. Büyüdü koskoca delikanlı oldu. Bak iki gün diye gitti arkadaşlarına, bir haftadır ortada yok. Kabağı senin Şükrücüğüm, çok yüz veriyorsun. Ama ben de ne yapacağımı şaşırdım ben Nazan ya. Baskı yapsan kabahat, gevşek bıraksan kabahat. O da çok düşüncesiz çocuk. Zeynep'i de aramamış. Acaba biz mi arasak Zeynep'i? Tamam bırak ya, kendi sorunlarını kendileri halletsinler. Buyurun. İyi günler. Sağ ol Caferciğim. Günaydın Şükrü abicim. Günaydın Sedat Bey. Hayrola? Kiraya getirdim Şükrü abicim. Gözlerim yaşardı vallahi, nasıl oldu da böyle hiç istemeden, hem de sabahın bu vakti cız. Helal olsun vallahi. Bir çay içmez miydiniz Sedat Bey? Teşekkür ederiz Nazan Hanım, biz kahvaltımızı yaptık, sağ olun. Sen bir şey mi söyleyecektin Cafer? Sabri Bey hava alarmı verecekmiş de, herkes şeyde olsun dedi. Teyaşuk, yok teyaşuk değil, teyaffuk. Teyakkuz. O teyakkuz dediğinizden. Ya ne teyakkuzu ya? Nerede yaşıyor bu adam ya? Adam kafayı yemiş Şükrü abi. Kendini Colin Powell sanıyor herhalde. Bıraksalar Amerikan piyadelerinin başına geçip Afganistan'a da olacak ya. Bırak şunu teyakkuzu meyakkuzu hava alarmını falan, git söyle şuna. 30 kere söyledik efendim, adam kafayı yemiş. Kaynanası can derdinde bu nelerle uğraşıyor. Sunu Hanım ne zaman çıkacak hastaneden? Daha 2 ay var diyorlar efendim. O yaşta kalça kemiği çok zor. İnşallah iyileşir. İnşallah. İyi günler. Güle güle Cafer. Ne kadar var bunda? Anlaştığımız gibi mi? Yok Şükrü abiciğim, yine eskisi gibi. Ben de seninle onu konuşmaya geldim Şükrü abi. Ya kardeşim, bunun konuşulacak bir şey mi kaldı ya? 2 senedir zam yapmıyoruz Sedat. Şükrü abiciğim, savaş zamanındayız biliyorsunuz. Yani bu savaş geçsin, işler biraz düzelsin. Hepsini telafi ederim fazlasıyla. Yani Allah seni inandırsın. Sabahın köründen akşamın karanlığına kadar eşekler gibi çalışıyorum. Ama gene de 2 yakamı bir araya getiremiyorum Şükrü abi. Neden olur öyle? Artık şeffaf çalışıyoruz Şükrü abiciğim. Eskisi gibi öyle tak tuk cızmız yok. Anlarsın. Hadi hoşça kal Şükrü abiciğim. Tak cız. Sen görüyorsun değil mi? Ayıp üstü yine bağladı bizi. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır diye buna derler işte. Kusura bakma ama Şükrücüğüm, senin de yüzün çok yumuşak. Aman sen de bayılırsın beni kabahatı çıkartmaya hep. Aklına esince çalacakmış alarmı. Biz ne yapacakmışız alarmı duyunca? Alarmı duyunca sakince sığınağa inecekmişiz. Merdivenlerin sağ tarafından. İlk önce çocuklarla yaşlılar, sonra da büyükler. Bu adam iyice saçmalamaya başladı ya. Deli midir nedir? Delirdi efendim, delirdi. Sapıttı. Aklını iyice savaşla bozdu. Kız tutun şunu. Anam. Anam deriye bırak, yakalayamazsan katil hepimizi keser bak. Biraz. Abi bir dakika. Canım abi bu ya. Gel kız buraya. Beğendin mi yaptığını? Öptürüyordun sabah sabah sakallıyı bize. Nasıl yani beni? Ay çok özür dileriz kız. Yani hadi sen uyumana devam et. Yok, nedense uykum kaçtı hanımefendi. Aslına bakarsanız bundan sonra yaşamım boyunca uyuyacağımı pek sanmıyorum. Buyurun. Bay bay. Güle güle Cafer. Ne oluyor ablacığım? Anam katil. Sen benden değil, asıl yavrundan hesap sor kız. Kaçtı yine şey gibi. Kaçtı ama yakaladık sonunda canavar. Hadi kız gitme bana sen de. Kız değil o ablacığım. Sapına kadar erkek. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Ay gurur duyuyormuş. Nesiyle gurur duyuyorsun bu salağın? Gitti daldı şairlerin evine. Ne? Şairin evine mi daldı? Hem de yatak odasına kadar. Hadi koçum, senin işin yok mu? Yürü bakayım. Başüstü.
Sen de gel bakalım bir içeriye. Ne işin var senin ilerim evde kuşma? Gittiyse keyfimizden mi gitti? Kız senin yavru yüzünden. Al şunu da. Ya hırpalama yavruyu ablacığım. Hırpalamayayım. Öyle bir hırpalarım ki vallahi bütün dinlerim tek tek yalarım onu. Sabah sabah sakallıyı öptürüyordu bana az kalsın zaten. Vatandaşın kafasını bozma ablacığım. Söylediğimiz laflara dikkat edelim. Ne olmuş yani kız? Yalan mı söylüyoruz ha? Cinayet var. Ne bağırıyorsun öyle insana katil gibi? Klibi de yaptırmadın gitti zaten bir türlü. Başlatma şimdi klibinden. Burada başka şeyler konuşuyoruz. Sırası mı şimdi klibin? Sus kız sen de kut kut kut. Vallahi karadından tuttuğum gibi atıvereceğim seni. Ya olacak dur. Yapma bir şey. Ay. Ödümü patlattın kız kapıcı. Allah canını almasın. Bizi mi dinliyordun burada? Yok benim ne münasebet. Ne oluyor koçum? Sen de mi vatandaşın özel hayatına burnunu sokmaya başladın? O yarım. Yok efendim şey yani bir ses duydum da beni çağırdığını zannettim. Belki bir şeye ihtiyacınız vardır diye. Yok kız şimdi ne ihtiyacı? Anlaşıldı. Bizim bir şeye ihtiyacımız yok ama senin güzel bir dayağa ihtiyacın var. Ay, dur kız şimdi ne oluyor hemen katil gibi? Kaçma kaçma buraya gel. Gidiyor musun Aydıncığım? Ha ha. Bir yanaklar bakayım babaya. Oh sen de bir yanaklar bakayım. Hadi oh. Aydıncığım çabuk bak süt taşıyor. Hadi hoşçakalın. Güle güle canım. İyi günler. Ne oluyor ya? Ama gülsün Zeynep Aydın Bey. Ne olursun açma kapıyı. Çocuğu da korkuttun Cafer Efendi. Derdin ne senin Allah aşkına? Aman efendim katil peşimde. Katil mi? İnsaf yani sen de saklanacak bula bula burayı mı buldun Cafer? Aydın Bey ne olursunuz hayatım sizin elinizde. Ne olursunuz burada olduğumu söylemeyin. Çocuk mu oldun Cafer Efendi? Aa çık şuradan. Kusura bakmayın bir yanım çıkamam. Katil yakalarsa parçalar beni. Çaktık ya işi geç kalıyorum ben. Ay Aydın sakın ne yapıyorsun Allah aşkına çıkma dışarı. Tabancası falan vardır korkarım ben. Aman canım abicim gözünü seveyim sakin ol cız. Cız mısın efendim? Temiz verdirme vatandaşı için derim abicim. Bak şöyle derin derin bir nefes al işte. Aman canım abicim bu küp gibi gövdeyle tak diye gidersin Allah korusun. Sonra biz ne yaparız sensiz? Sözlerine dikkat et birader hop. Hastalıklı vatandaşı bir gün sen gidersin tık diye. Dayanamayacağım artık. Yok 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 yapamayacağım ben bu adamla canım. Ay sus şekerim. Sıkıntıdan ne dediğini bilmiyorsun sen. Bu ne böyle ya? Köle miyiz biz? Hayır yani güzellik desen var, ses desen var. Kaçıp gideceğim vallahi gençliğim solmadan. Aa sus söyleme öyle şeyler. Kızım nerede kaldın? Getirdim anne. Hadi iç şunu. Kolay bir su içini ferahlatır. Vallahi dayanamayacağım artık yani. Ya fenalık geldi içime. Yavuz'undan da, Horoz'undan da bıktım illallah yani. Yavuz amca o kadar da kötü bir insan değil Şengül abla. Hiç değil. Bir kere gül gibi mesleği var. Sonra seni el üstünde taşıyor. Horoz'una da katlanıver artık. Ay, koparıvereceğim onun da kafasını. Kot 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 kot. Ay. Ne oldu baba? Tamam kızım hallettim. Tamam Şengül Hanım, yumuşattım canım abimi. Yani lokum gibi oldu. Ay bana ne kız, umrumdaydı sanki. Ne olur suyuna gidin şu adamın. Şengül Hanım, bakın zaten dört damarı değişti. Allah korusun. Yani ona bir şey olursa hepimiz mahvoluruz. Aman, aman Allah korusun. Cafer'i bir yakalasa parçalayacaktı Serpil. İnan kendimi ortaya attım ve mani oldum. Ah benim kahraman kocacığım.